Şimdi çok fazla detay vermemekle birlikte elimizdeki patlayıcı madde koku imitasyonunu şöyle elimizi değdirmeden paketin içinde el değilmeyecek bir şekilde küçük bir bezin içinde saklı sindirilmiş koku var. Patlayıcı kokusudur. Detay vermiyorum güvenlik açısından. Şimdi bunu köpeğimi burada sabitleyeceğim. Dışarıdaki tel hizasında birçok kutu var. Saklama kutularımız bunlar. O kutulardan bir tanesini saklayacağım. Köpeğimizi buradan bul komutuyla göndereceğim. Planladığımız şey köpeğimizin patlayıcı maddeyi bulduğunda bulduğu yerde oturarak bize haber vermesi olacak. Şimdi bir yandan da köpeğime bekle komutu veriyorum. Bekle. Yavaş yavaş patlayıcı maddemizi saklamaya doğru gidiyorum. Şimdi patlayıcı maddeyi saklarken de köpeğin beni gördüğünü bilerek değişik tuzaklar kuruyorum köpeğe. Değişik yerlere dokunuyorum. Köpek acaba beni mi arıyor yoksa patlayıcı maddeyi mi arıyor diye. Her tarafa kokumu bırakıyorum. Köpek benim ayak izimden mi arıyor yoksa patlayıcı maddeyi mi arıyor diye. Değişik zikzaklar çizerek gidiyorum. Hiçbir şekilde köpeğin beni kandırmasına ya da kolaya gitmesine izin vermemek adına değişik tuzaklamalar yapıyorum. Her tarafta bir parça koku bırakıyorum. En son ana koku kaynağını köpeğin bulup gelmesini istiyorum. Bu arada köpeğim yerimden kalktı. Ben ona tekrar bir bekle komutu vereceğim buradan. Medusa, plat! Bravo. Yavaş yavaş her saklayabileceğim noktada köpeği yanıltmak adına etrafa koku bırakıyorum tekrar. Hemen saklayacağım yere koymuyorum. Köpeğimin biraz burnunu kullanmasını istiyorum. Değişik kokuları, değişik eşyalara bırakıyorum. Ve en son tersten dönüp saklama yapacağım yere gelip paketin ağzını açıp kokunun dışarı çıkmasını sağlayıp buraya bırakıyorum. Şimdi bu gördüğünüz kutuda da ipi çektiğim zaman burası açılıyor. İçine de bir tane önce top saklıyorum, sonra topu buradan atıyorum. Her taraftan koku çıkışı olan bir kutu. Bu iş için tasarlanmış bir kutu. İlk patlayıcı köpeği koku tanıtımına başladığımız mevzu bu. Yani aslında patlayıcı köpeğinin ilk temel adımı bu. Şimdi Medusa'nın yanına gideceğim. Onu biraz teşvik edeceğim. Ondan sonra ara komutu vereceğim. Bakalım bulabilecek mi? Şimdi köpeğimiz için en önemli arama kaidelerinden bir tanesi, bütün koku köpeklerinde bu var, rüzgarın geliş yönü. Rüzgarın kokuyu taşıma süresi. Buraya otur, bekle. Ve aynı zamanda sakladığımız malzemenin saklı olduğu alanın içindeki bütün kokuyu dışarı taşırması. Yani kutuya koyduk, bir dakika, iki dakika sonra aramak bir risk. Biz şimdi onu yapacağız, bulamayabilir de köpek. Ama beş dakika sonra aradığında bulacak. Çünkü saklandığı kutunun içindeki koku artacak. Ben ona güveniyorum, şimdi de bulacağını düşünüyorum. Köpeği mümkün olduğunca teşvik edip sadece bul komutu vereceğim. Bakalım arayacak mı? Medusa, bak. Bak yanımda. Otur. Bak. Bak. Bu. Bulun. Aynen. Hani bravo. Bravo. Aklına gelen her yeri arayacak. Bizim ayağımızı bastığımız, kafasını karıştırdığımız her yeri arayacak. Yavaş yavaş ben onu yönlendireceğim. Yavaş yavaş kokuyu bir yerde yakaladıktan sonra köpeğin vücut ve yüz ifadesi zaten bizi maddeye doğru götürecek. Medusa, bulun. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kokuyu yakaladığı anı şimdi gördük. Evet. Hemen gitmiyorum köpeğimin yanına. Tam oturduğu anda gideceğim. Evet, oturdu ve bize haber veriyor. Çok hızlı hareket etmiyorum. Özellikle köpeğimin acele etmesini istemiyorum. Yavaş yavaş gidiyorum. Yavaş yavaş gidiyorum. Yavaş yavaş yanına doğru gidiyorum. Sakin sakin gidiyorum. Köpeğim teşvik oluyor, bekliyor.
en beklemediği anda çat, aferin sana, bravo, 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 bravo. Kutunun kapağını açarak köpeğe verdiğim ödül, köpeğin aslında ilk bölümde anlattığımız size avından bir parça almasıyla içgüdüsel olarak aynı şey. Biz burada ne yapıyoruz? Avı farklılaştırıyoruz. Bundan 150 yıl önce geyik avlayan kurt, bugün Alman çoban köpeği olarak elimizde ise bugün ona patlayıcı avlatıyoruz. Narkotik madde avlatıyoruz. Aynı sürü gütme köpeklerindeki av dürtüsünü kullandığımız gibi.